Ahmet İste'ye görelim. Ahmet de Demirören Haber Ajansı'ndan arkadaşımız, meslektaşımız Antalya'da şimdi. Kuvvetli fırtına var Antalya'da. Sağanak yağış zira. Konyaaltı sahilinde dev dalgaların oluştuğu görüntüleri bize geldi. Su baskınları da var. Kentteki son durumu senden alalım Ahmet. Evet Hülya Günek, senin de söylediğin gibi Antalya dev dalgaların, fırtınanın, yağmurun altında dünden itibaren etkiliydi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü uyarmıştı Antalya için ve dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağış ve şiddetli fırtına kent merkezinde deyim yerinde ise yaşamı bir anlamda felç etti. Şu an biz Konyaaltı sahilindeyiz. Kameraman arkadaşım Burak Yalman'dan rica edeyim göstersin dev dalgaları. İşte görüyorsunuz zaman zaman 5 metreye kadar yükselen dev dalgalar o dünyaca ünlü bildiğimiz 3,5 kilometrelik Konyaaltı sahilini bir anlamda dövüyor. Biz şu an korunaklı bir noktadayız. Bir rezidans binasındayız. Az sonra ben size neden burada olduğumuzu söyleyeceğim. Keza orada da zaten yayın yapmamız oldukça çok zor. Dediğim gibi 5 metreye ulaşıyor. Dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağış metrekareye 180 kilograma kadar yağış olarak düştü. İşte o yağışlar Bey Dağları'ndan o gördüğünüz ekrana yansıyan kahverengi şeklindeki sel suları Boğaçayı'ndan Akdeniz'e kavuştu. O kahverengi rengin sebebi aslında o dağlardan gelen sel suları. Kent merkezinde yaşam olumsuz yönde etkilendi. Dün akşamdan itibaren fırtına etkili oldu. 132 kilometreye kadar ulaştı. Lara bölgesinde, Konyaaltı bölgesinde, Muratpaşa kent merkezinde birçok ağaç devrildi. Teller koptu. Çöp tenekeleri bir anlamda yerle bir oldu. Hala o meteorolojik olumsuz şartların devam ettiğini söyleyebilirim Hülya Gönek. Şu an yine Konyaaltı sahilinde oldukça şiddetli 80 kilometreye ulaşan bir fırtına var. 180 kilogramı aştığımızı düşünüyorum kent merkezindeki yağışın. Peki biz şu an sahilde değil de niye buradan bu yayını yapıyoruz? Hemen onu da anlatayım. Şu an biz korunaklı bir noktadayız. Bir rezidansın balkonundayız. Dün akşam 132 kilometreye ulaşan fırtına denizdeki bir balığı bulunduğumuz daireye getirdi. İşte görmüş olduğunuz zakana diyorlar ama biz tabii tam olarak cinsinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yayından önce Akdeniz Üniversitesi'den su ürünlerinden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu ile görüştük. Bir balık yani 70 metre uzağa uçabilir mi veya nasıl gelir diye. Yüzen bir balık eğer dalganın üzerindeyse hortumla ve fırtınayla 100 metre de yani uzaklaşabilir. İşte bulunduğumuz daireye gelmiş. Tabii dairenin sahibi de şu an yanımızda. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasıl gördünüz? Nasıl oldu? Sizden dinleyelim çok balığın hikayesini. Fırtına vardı dün gece. Sabah da öyle yine. Sabahın erken saatlerinde fark ettim. Yani yaprak zannettim önce. Bir baktım kaşları gözleri Burak var. Burak'tan rica edeyim göre göstersin. İlginç bir balık efendim. Evet çok ilginç. İlk defa gördüm ben de. Öyle haberimiz oldu işte. Sonra haberleştik çocuklarla. Korktunuz mu peki? Ürkütücü. Yılana benziyor. Evet. Daha önce yine fırtına olmuştu bu bölgede ama hiç böyle bir şey yaşamış mıydınız? Yok. Böyle bir şey yaşamadık daha önce. Yok. Burak şöyle gösterelim izleyicilerimize. Çok ilginç bir balık. Tabii türünü biz de bilmiyoruz ancak zagana balığı diyorlar. Bunu şu an telaffuz etmek de yanlış. Evet. Neye benziyor başı? Peki bu komşularınızın da balkonlarına gelmiş olabilir mi bu tarz bir balık? Bilemiyorum çünkü çoğu yazlıkçı. Kapalı evleri yani. Bize geldi. Çok geçmiş olsun mu denir artık ne denir bilemiyorum ama ilginç bir sabah kalkınca korkmuşsunuzdur herhalde. Yok yok hoş bir sürpriz oldu bizim için. Hayvanları seviyoruz. Çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Hülya Gökenek, toparlamak gerekirse gördüğünüz balık yaklaşık 100 metre denizden bulunduğumuz bu balkona düştü. Diğer dairelerde var mı bilmiyoruz ama Antalya için şöyle toparlayalım Hülya Gökenek. Şiddetli yağış ve fırtına etkisini artarak devam ettiriyor. Saat 15 civarında pik yapacağını ve gece arasından itibaren de sahil bölgesindeki etkili yağışın iç kesimlere kayacağını Meteoroloji Bölge Müdürlüğü aktardı diyelim. Antalya'dan son durumu özetleyip sözü sana bırakalım.
Çok teşekkür ediyorum Demirören. Haber Ajansı muhabiri Ahmet İstek bize aktardı Antalya'daki durumu.